Beyler bayanlar selamlar. Bu sefer yine Vax oyunuyla karşınızdayım. Yorumlarda gelen sizlerin isteği üstüne hem gelecekte gelecek oyunlardan hem scholarship'li olan oyunlardan bazen Vurkaç oyunlarından bazen Vax oyunlarından böyle parça parça artık haftalık bölüştürüp bu şekilde paylaştıracağım arkadaşlar. Bugünkü oyunumuzda yeni Vax oyunuyla ilgili olacak ve şu anda Atomic Cup'ta en popüler oyunların arasından bir tanesiydi. Dün birinci sıradaydı, bugün ikinci sıra. Bilenler zaten oyun çoktan tahmin etmiştir. Bilmeyenler için de hemen videomuza geçelim. Oyunumuz ismi Sailor Sword. Tipik Goldman vesaire gibi bir tıklamalı oyun ama birazcık daha ekonomisi düzeltilmiş. Zaten ekonomisi düzgün olmayınca ne oluyordu? Warspace'deki gibi aşağıya doğru iniyordu, hemen oyun patlıyordu. Bu oyun ise tam tersi şekilde yukarı doğru yükseldi. Aynı zamanda bununla ilgili de çekilişimiz de olacak. Çok güzel bir çekiliş. Videonun sonunda onu da bilgilendiriyor olacağım arkadaşlar. Peki bu oyunda ne var? White Paper'da bazı noktaları göstereceğim. Önemli olan birazdan şu göstereceğim. Excel tablosu nedir? ROI kaç gündür? Ne kadar kazanabilirim? Onu hemen birazdan başlayacak. Oyunda 3 tane aşama olacak arkadaşlar. Birincisi Exploration. İkincisi bu PvP ve PvE gelecek. Tabii PvP ne zaman gelir bilmiyoruz arkadaşlar. Çünkü genelde siz de bildiğiniz üzere oyunlardaki roadmap tamamlanamadan oyun ömrü sona eriyor. O yüzden şu anki güncel haline daha fazla odaklanacağım. Peki şu anki halinde ne var? NFT olarak birincisi gemilerimiz var, şiplerimiz var. İkincisi all riglerimiz var arkadaşlar. Ve bir de landlerimiz var. Birazdan oynanışta sizlere de bunun daha detaylı kısmını açıklayacağım. Sadece temel bilgiyi aktarıyorum. Aynı zamanda 3 tane de tokenımız var. Birincisi oyunun gold'u, dap diyebilirsiniz. Tamirde kullanılıyor. Diğeri yakıt. Diğeri de genelde craft'ta daha çok kullanılan wreck. Aslında tüm bilgi bu kadar diyebiliriz neredeyse. Farmer's World'de çok benzer. Farmer's World bildiğiniz üzere öldüğü için yerine şimdi başka oyuncular bir oyun aradığı için çoğunluk bir Sailor's World'de bir buna bir de Goldman'da geldiler. Peki Sailor's World'de nasıl oynuyoruz? Çok kolay arkadaşlar, elinizde bir tane gemi olması gerekiyor. Ve bu gemiyi iki farklı yere gönderebiliyorsunuz. Birincisi Troll, ikincisi ise Expedition. Troll arkadaşlar başkasının arazisinde göreve göndermek gibi düşünebilirsiniz. Şuradan da hemen şuradaki tablodan da ne kadar geleceği, ne kadar masrafı olduğu ve karşılığında ne kadar bir ödül alacağınızı görebiliyorsunuz. Troll'daki en önemli unsur geminin nadirliğine göre gönderebiliyorsunuz. Ve gönderdiğiniz sürede değişkenlik gösteriyor. Common'lar 4 saat göreve gidiyor. Uncommon'lar 6 saat. Tabi karşındaki harcaması ve getirisi de ona göre değişiyor. Expedition'da ise süre değişiyor. Nasıl değişiyor? Direkt 24 saatlik göreve gönderiyorsunuz. Yani ben günlük bu işle uğraşmayayım, 3 saatte bir buna mı tıklayacağım, buna mı yetişeceğim, bakacağım demek yerine 24 saatlik göreve gönderebiliyorsunuz. Tabii ki kazancı diğerine göre daha düşük oluyor. Peki ne kadar kazancı oluyor? Royce'in de maliyetimiz ne bu oyunda? Bununla da ilgili şöyle bir hemen Excel oluşturdum. Ve bu Excel'de Common, Uncommon, Rare, Epic ve Legendary'nin süresini, dayanıklılığını, durabilitesini ve ne kadar oil istediğini görebiliyorsunuz. Şimdi oil ne arkadaşlar? Oil enerji olarak düşünebilirsiniz. Her bir göreve gönderdiğinizde hemen şu ikisini yan yana alalım, daha hızlı geçişler yapabileyim. Her bir göreve gönderdiğinizde Common'da bir tane enerji tüketiyor gibi düşünebilirsiniz. Yakıt tüketiyor işte. Ve Legendary'de 163 tüketiyor. Arasındakileri de zaten ekrandan şu anda görebiliyorsunuz. Getirdiği ödül ise yine aynı şekilde değişiyor. Ödülü bu arada iki farklı seçebiliyorsunuz. Ya git bana altın topla diyorsunuz ya da tahta topla diyorsunuz, wreck topla diyorsunuz. Wreck ile altın zaman zaman dengelense de arkadaşlar fiyatları değişkenlik gösterebiliyor. Örneğin şu anda wreck'in fiyatı 1.14, dub ise 1.11. Ben o yüzden ödülü şurada wreck ve dub'un aslında 1-1 diye hesapladım. Aradaki ince farkı katmadım. Direkt 1 o üstünden hesapladım. Videoya başlamadan önce dün bu hazırlıkları yaparken 0.7 idi hatta. Şimdi 1'e çıktı. Şimdi 1.1 olarak tekrar düzeltemeyeceğim. Siz videoyu izlediğinizde de buradaki fiyatlar değişkenlik gösterebilir. O yüzden lütfen kendi hesabınızı mutlaka yapın arkadaşlar. Troll'a gönderirken ne demiştik ki arkadaşlar? Başkasının lendinde gönderiyorduk. O lendde de bir komisyon olayı var. Komisyon lend sahibi %5'i de belirleyebilir, %20'i de belirleyebilir. Minimum %5 olduğu için öncelikle biz %5 bir kesintimizi uyguladık kazancımız üstüne. Ardından bir de Farmer's World ya da diğer oyunlarda oynadıysanız çekerken de bir çekim komisyonu uyguluyor ya, fee uyguluyor. %5 de buraya uyguladık ve örneğin Common'daki şu anki kazancımız bir tane göreve gönderdiğimizde 3.38 oldu. Bir de net durabilitesi gidiyordu değil mi bu geminin gönderdiğimiz zaman? E ne yaptık? Bir durabilitesine düştük. Tamir kesintisi sonrasındaki kazancımız 2.38 oldu. Peki kaç Vax'tı şu anki değeri? 1 Vax'tı arkadaşlar.
Ne yaptık? Direkt 1 ile çarptık. Tabi daha yüksek de olabilir, daha düşük de olabilir. Ona göre burayı çarparak düzeltmeniz gerekiyor. Tamam. Bir de 1'e harcamamız daha var. Enerji harcamamız var. Oil düşüyor. Oil de düştükten sonra 1.6'ya kadar düştü şu anda kazancımız. Peki saatlik kazancımız neye denk geldi? Unutmayın bunu. 4 saat gönderiyorduk. 0.4'e de geldi. Günlük 9.6 max kazanıyoruz. Bu da marketteki en ucuz geminin fiyatına bakarsak, ben şu Legendary'e bakmıştım en son common olarak. Düzeltelim bunu. 215 max. 216 yazmışım. Fiyat yine değişmiş. 1 max düşürmüş. Bu da ne demek oluyor? 22 günde ROI'yi çıkartacağı anlamına geliyor. Ama şimdi önemli bir nokta var. Bu hesabı yaparken şunu kaçırmamanız gerekiyor. Ne bu önemli nokta? Oyuna ilk girdiğinizde otomatik olarak size 500 tane enerji veriyor arkadaşlar. Bunu unutmamanız lazım. Yani bu 500 tane enerji, oil, yakıt, artık adına ne koyarsınız ki aslında adı oil. Bunu bir hesaptan düşmemiz gerekiyor. Çünkü burada hiç oil yokmuş gibi hesabımızı yaptık. Şurada da özellikle unutumu o yüzden düştüm. İlk hesap açıldığında 500 oil direkt geldiği için ROI daha kısa olacaktır. Peki oil'i hesaba katmadığımızda, şurada hesaba katmadım. Neden? Çünkü biz ROI çıkartana kadar içerideki oil miktarı bize yeterli olacaktır. Öyleyse şuradaki 3 tanesinde çıkarttığımızda ROI'ler otomatik olarak değişiyor ve 15, 19, 23 gün olarak hesaplanıyor. Şu anda Epic ve Legendary için ROI hesaplaması yapamadım. Çünkü markette satışı yoktu. Peki siz şansınızı denemek isteyip kumar oynamak isterseniz ne olacak? Hemen şuradan chest'e baktığımızda arkadaşlar en düşük chest'in maliyeti 597 wax. Eğer 597 wax'tan şurayı değiştirelim arkadaşlar. Tamam mı? Hepsinin harcamasına teker teker 597 yazalım. 597 wax'ı paket alıp içinden common çıkartırsanız ROI'si 41 gün oluyor. Uncommon'ı çıkartırsanız 16 gün oluyor. Ve Rare çıkartırsanız 8, Epic çıkartırsanız 3, Legendary çıkartırsanız 1. Ama gel gelelim bundaki şanslara bakın. %61 oranda zaten Common çıkma olasılığı var. %30 oranla Uncommon, %7 oranla Rare ve %1.5 oranla diye devam ediyor. Legendary çıkma şansı neredeyse yok gibi bir şey. Çok 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 şanslı olmanız gerekiyor. Gelelim bir de Expedition'a bakalım. Aynı şekilde Expedition'da işler nasıl değişecek? Expedition'da ise iki tane seçeneğiniz var. Birincisi Ice Islands, ikincisi Tropical Islands. Birincisi size Dublin veriyor, Gold veriyor artık ismine ne derseniz. İkincisi ise tahta veriyor arkadaşlar. Ve bunda da yine aynı hesapla ROI hesaplaması yaptık. Gördüğünüz üzere bunda ROI'si daha fazla çıktı ama ne diyorduk? 500 tane oil bedavaya geliyordu. O yüzden bu üsttekini değil alttakini dikkate almamız gerekiyor. Ama bu şekilde baktığınızda bile 17, 24, 35 gün oluyor. Normalde diğerinde ne kadardı? Hemen şunu şöyle bir düzeltin eski fiyatlarında. 15, 19, 23 gün. Yani bu ne demek oluyor? Throw yaparak çok daha hızlı bir sürede ROI'nizi çıkartabiliyorsunuz arkadaşlar. Oyunda aynı zamanda bir de All Rig geliri var. Fakat All Rig'im olmadığı için bunun hesaplamasını yapamadım arkadaşlar. Bir gelir de Land gelir. Buradan ne elde ediyorsunuz? Örneğin şu şekilde ben size göstereyim. Land'inizi %5 ile %20 arasında neye göre ayarlarsanız birisi gelip sizin bölgenizde herhangi bir şekilde görev yaptığı zaman atıyorum 100 gold çıkartacaksa 5 gold'unu size bırakıyor %5 olarak ayarladığınızda. Belirlediğiniz %50'ye göre oranın kazancından komisyon alıyorsunuz arkadaşlar. Genel olarak baktığımızda da hemen şuradan gösterelim. Videonun başında da size zaten söylemiştim. Dün ilk sıradaydı Sailor's World fakat ikinci sıraya kadar düşmüş. Peki oyuna nasıl girebilirsiniz? NFT'leri marketten satın alarak girebilirsiniz ya da şanssız deneyip çekilişten kazanabilirsiniz. Ne bir çekiliş? İki tane çekiliş var arkadaşlar. Birincisi oyunu kendi düzenlediği çekiliş. Zaten nasıl yapılacağını biliyorsunuz. İkinci çekiliş ise direkt ben yapacağım bu çekilişi. Elimde bir tane starter chest var. Bu NFT'nin değeri de $170 civarında olacak. Çekilişi ise ya Twitch üstünden yine bilirli yayın yapacağız ya da Gleam.io tarzında bir şeyler ayarlayacağız. Discord'dan yine duyuru olacağım için mutlaka Discord'a gelip burayı takip etmeyi de unutmayalım arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.